Şimdi yine yorumlar alacağız. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Meryem Gürsoy bizlerle olacak. Meryem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul'la başlayalım. Çünkü rally durdurak bilmeden devam ediyor. Yine haftaya çok güçlü bir başlangıç yaptı Borsa İstanbul. Bu hafta sizce hedef neresi olacak? Artık 4000 puan konuşulmaya başlandı. 3500'de hedef. Oraya açtı, 4000 konuşuluyor. Sizce devam edecek mi 4000'e kadar? Yani aslında tam söyleyeceğim rakamı sen de ifade ettin. 3950-4000 bandı var şu an görünürdeki yeni hedef. Ama açıkçası hani rally devam edecek mi? Bu fiyatlamaların daha da üzerine çıkılacak mının yorumunu yapmak bu noktadan sonra oldukça zor diye düşünüyorum ben. Ama genel konjonktürde yani herhangi bir olağanüstü haber akışı olmadığı sürece baktığımız zaman piyasalardaki gidişatın yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi zaten senin de bahsettiğin gibi bankacılık endeksi çok ciddi anlamda soluksuz bir şekilde dik bir şekilde yukarı hareketine devam ediyor. Burada zaten hep konuşuyorduk yani bankacılık endeksinin aslında geride kaldığını piyasayı desteklemesi için o tarafa da ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk ve bize bu noktada yüzümüzü güldürdü diyebiliriz. Ama şunu söyleyebilirim hani devam edecek mi bu? Yükselişin sorusu aslında bir miktarıyla bankacılık endeksi tarafındaki o tarafta baktığımızda piyasa değeri, defter değeri çarpanlarını göz önünde bulundurursak aslında 2011-2012 yılındaki o risk iştahının oldukça iyi olduğu dönemden hala geride olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada tabii kamu ve özel bankacılık ayrımını yapmak gerekiyor. Hani bu noktada kamu bankalarının o dönemki çarpanlarına yakın seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz ama özel bankacılık tarafında, özel bankalar tarafından hala 2011-2012 piyasa değeri, defter değeri çarpanına yine daha yolu olduğunu ve dolayısıyla da bu noktada daha potansiyelinin olduğunu ifade edebilirim Uğur. Evet, özellikle piyasa değeri, defter değeri çarpanı açısından önemli bir potansiyel var dediniz hala. Tabii performansıyla dikkat çeken tarafta kamu bankaları var aslında. Vakıfbank, Halkbank bugün de yine çok aktifler. Geçen hafta da borsada en çok yükselen hisseler arasındaydı. Ve genelde bu piyasa değeri, defter değeri çarpanı açısından da özellere göre kamu bankaları daha ucuz görünüyor. Bir miktar yabancı alımı da geldi Ağustos ayında. Tüm bunları bir arada düşünecek olursak, kamu bankaları özellere göre daha iyi performans gösterecek bundan sonra böyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Yoksa bir banka portföyü yapacak olursak eşit mi dağıtmak lazım hepsine? Yani bu çıkarımı yapmak açıkçası yani ya da bunu bu şekilde ifade etmek biraz evvel söylediğim gibi aslında endeksin yukarı yönlü hareketi devam edecek mi? Evet teknik yani teknik demeyeyim aslında çünkü çok dik bir eğri var baktığımız zaman ama genel olarak baktığımızda eğilimin devam etme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bankacılık tarafı içinde yine evet kamu ve özel olarak ayrımını yaptığımız zaman piyasa değeri, defter değeri çarpanında aslında özel bankaların bu noktada potansiyelinin yani gideceği yolun daha uzun, daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Ama bu noktada portföy şekillendirmesinde hangi tarafa ağırlık verelim dersek hani bu sorunun cevabı hem bir miktarda aslında yönlendirmeye girer ki bunu yapmak istemiyorum bu noktada ama hani genel olarak potansiyelin hangi tarafta olduğundan bahsedeceksek özel bankalarda bu noktada potansiyelin daha fazla olduğunu yani yolunun daha açık olduğunu söyleyebilirim Uğur. Bu arada yarın sosyal konut projesi bekleniyor ve 2 haftadır GYO hisselerinde bir hareketlilik var. Bugün de emlak konut performansıyla dikkat çeken tarafta. Genelde böyle bekleyişler öncesinde önemli bir fiyatlama olur hisse senetlerinde. Sonra da bir kar satışı gelebilir. Yarın GYO olsun, inşaat ve çimento şirketleri olsun sizce nasıl bir reaksiyon gösterebilir? Çünkü beklenti büyük. Hazine ve Maliye Bakanı da önemli bir ekonomik büyüklükten bahsetti çarpan etkisiyle. Sizce yarın piyasa nasıl etkilenecek bu açıklamalardan? Yani açıkçası zaten beklentinin fiyatlandığını düşünüyorum ben. Zaten bu beklentiyi biliyoruz. Yarın da açıklama gelecek. Hani hem rakamsal hem de projenin büyüklüğü anlamında detaylara da yarın öğreneceğiz. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sonuçta bu beklentiyle fiyatların içerisine yerleştiğini düşünüyorum ben bu beklentinin. Ki genel olarak da zaten hep gözlemlediğimiz şey şudur. Fiyatlar nasıl yükselir? Bir beklenti oluşur. Beklentiyi fiyatlarsınız ve beklenti bittiği noktada da bir kar realizasyonuyla karşılaşırız. Dolayısıyla bu noktada yarın çok fazla şaşırtıcı bir detayla karşılaşmazsak ve beklentinin de gerçekleşmiş olduğunu göz önünde bulundurursak bir miktar kar satışıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.
Bu arada daha çok tabii bankalarla gitti Borsa İstanbul son dönemde yukarı ama tabii sanayi hisselerinde de aslında yükseliş var bankalar kadar olmasa da. Ve demir çelik orada da dikkat çekiyor. 2 haftadır Ereğli ve Kardemir bir süredir negatif ayrışmıştı gerileyen çelik fiyatları dolayısıyla. Şimdi tekrar bir yükseliş var. Bu tarz geride kalmış hisseler bu dönem cazip olabilir mi? Yani endeks kadar gitmemiş biraz geride kalmış olan sektör ve hisselere sizce nasıl bir yaklaşım geliştirmek lazım? Yani açıkçası yeni bir portföyde yeni bir yer açacaksak, dolayısıyla hani sadece gitmedi ve ucuz kaldığından ziyade hikayesini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi demir çelik tarafına baktığımız zaman Ereğli dedik, Kardemir dediniz ama şimdi zaten Ereğli çok güçlü bir senet ki temettü beklentisi olan da bir senet baktığımız zaman. Dolayısıyla hani Ereğli bu noktada genelde zaten yatırımcıların çoğunun ki özellikle de uzun vadeli, orta vadeli yatırımcıların çoğunun portföyünde olan bir senet ya da olması gereken bir senet bu noktada. Ama diğer tarafta yani yeni bir arayışa girerken tabii sadece ucuz kaldığına değil bu noktada diğer detaylara da bakarak portföyde yer ayırmak gerekiyor. Şunu belki göz önünde bulundurabiliriz. Üçüncü çeyrek bilançoları yaklaşıyor. Bilanço beklentisi döneminde de çünkü ikinci çeyrek bilançolarında da ne demiştik? Endeksi yukarı taşıyan diğer etmenler vardı. Zaten potansiyeli vardı işte yabancı girişi vesaire ama bilanço döneminin de içerisinde olması endeksi bu kadar çok yukarı taşıyıp o ralliyi başlatan süreç olmuştu. Şimdi üçüncü çeyreğe geliyoruz. Bu noktada açıkçası yeni bir senet ekleyecekse yatırımcılar portföylerine bilanço beklentilerine bakıp yani bilanço beklentisi iyi, potansiyeli bu noktada daha da olabilecek senetlere yer vermelerinin daha akıllıca, daha faydalı olacağını söyleyebilirim Uğur. Borsa İstanbul'da yabancı işlemleri sizce nasıl gidiyor? Ağustos'ta bir ara %35'in üzerine gördük. Geçen hafta biraz düştü yabancı payı ama hala tabii son haftalarda genel bir yukarı eğilim var. Ağustos'ta da 694 milyon dolarlık bir net para girişi vardı hisse senetlerine. Bu gelen yabancı sizce uzun vadeli mi alım yaptı yoksa kısa vadeli bir momentum hareketi miydi? Gelen yabancı profiliyle ilgili sizin düşünceleriniz nasıl? Yani açıkçası ben çok kısa vadeli bir profil olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleyebilirim. Senin de dediğin gibi zaten yabancı girişiyle beraber endeks bir noktadan da bir noktaya geldi. Çünkü belirli bir yere kadar bir potansiyeli vardı. Ama hani onu hep yerli yatırımcıyla zaten bir yere taşımıştık endeksi. Sonrasında yabancıların da gelişiyle gerçekten olması gereken yerlere geldiğini söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda zaten dolar bazlı baktığımızda hala endeksin ucuz olduğunu ifade edebiliriz ve bu noktada da gelen yabancının çok kısa vadeden ziyade orta vade potansiyelinin olduğu görüşündeyim. Bu arada yarın gözler ABD enflasyon rakamlarında olacak. %8,5'tu Temmuz ayında. Bir gevşeme bekleniyor %8'li seviyelere doğru. Bu gerçekleşirse piyasalar nasıl bir reaksiyon verecek? Merak konusu bu. Çünkü S&P tekrar 4000'in üzerine gitti. Bir toparlanma var ABD hisse senedi fiyatlarında. Acaba ABD enflasyonu da bir gevşeme gösterirse bu coşku artabilir mi? Siz yarından ne bekliyorsunuz? Şimdi bizim beklentimiz 8,1 ABD enflasyonunda ki geçtiğimiz ayki enflasyonda da zaten bir miktar düşüş vardı. Dolayısıyla açıkçası hele ki beklentileri karşılayacak bir veri gelmesi bu noktada Fed tarafından gelecek sinyaller açısından önemli olacak. Çünkü Fed'in biliyoruz ki verilere göre hareket ettiğini, bu noktada enflasyonda beklentilerden de daha düşük bir, daha fazla diyeyim aslında tam tersi oldu. Bir gerileme olursa Fed'in faiz arttırım sürecindeki o daha agresif, daha şahin tutumu daha güvercin bir yere gelebilir. Bu da tabii doğal olarak hem dolar endeksi tarafında geri çekilmeyi destekleyecektir ki zaten baktığımız zaman yurt dışında S&P'nin bir miktar toparlamasının sebebi ne aslında? Bir sebebi diyelim. Dolar endeksindeki geri çekilmek. Çünkü geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımından sonra biraz daha güçlü diyelim aslında euro var ki bir kritik eşiğinin üzerinde fiyatlanan bir euro dolar paritesi var. Dolar endeksinde bir geri çekilme oldu ve bu da yine ne oldu? Yurt dışı borsalarında bir toparlanmaya, bir iştahın artmasına sebep oldu. Şimdi dolayısıyla yarınki enflasyon verisi bu noktada çok önemli. Çünkü hepsi birbiriyle doğal olarak zincirleme bağlantılı. Eğer beklentinin de üzerinde bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalırsak
Fed'in söylemlerinde hatta faiz artırım politikasında daha yumuşak, daha güvercin bir tonlamaya geçme olasılığı var. Bu da otomatikman dolar endeksinde bir miktar daha geri çekilmeyi destekleyecektir. Diğer taraftan bu euro dolar paritesinin daha da güçlenmesine ve diğer darbe alan aslında diyelim ons altının da 1750 seviyelerine doğru hareketlenmesine destekleyici olabilir. Yarın tam bir enflasyon günü aslında çünkü Almanya'dan da rakamlar gelecek. Orada da Temmuz'da %7,9'du manşet rakam. Ağustos'ta bir değişim beklenmiyor. Yine aynı rakam bekleniyor. Tabii geçen hafta ECB rekor bir faiz artışına imza attı. Hatta şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel 75 bas puanlık daha fazla adıma ihtiyaç olabilir demiş. Tabii yarınki enflasyon sonrası ECB beklentileri için neler söylersiniz? ECB önümüzdeki toplantılarda da yine 75 bas puan gibi oldukça yüksek faiz artışları yapacak mı acaba? Şimdi baktığımız zaman zaten ECB tarafın hamlesi 24 yılın en yüksek faiz artırımıydı. Ama zaten piyasalar artık bunu bekliyordu ki bu beklentinin altındaki bir faiz artırımı piyasaları bu noktada tatmin etmeyecekti. Bundan sonraki süreçte işte yarınki veriden sonra aslında biraz daha yol haritası şekillenecek. Çünkü yarınki enflasyon verisi aslında hem ECB'nin nasıl bir hareket edeceğini yani daha agresif bir yol haritası mı çizecek bunu da bize gösterecek. Ama bundan sonraki süreçte zaten gelen açıklamalar da Avrupa Merkez Bankası tarafından daha şahin tutumda ki euronun bu kadar düşük olması işte euro dolar paritesinin bir seviyesinin altına gelmesi o tarafta da yine enflasyonla ilgili baskılar diğer taraftan resesyon enerji krizi bunların hepsini göz önünde bulundurursak aslında bundan sonraki süreçte bundan sonraki konjektürde daha şahin bir Avrupa Merkez Bankası ve yarınki veriden sonra diyeceğim Fed tarafı için çünkü o tarafta açıkçası enflasyonda bir geri çekilme de bekliyoruz. Hani kurum olarak da ki piyasanın genel beklentisi de bu yönde zaten. Dolayısıyla da daha güvercin bir Fed ve daha şahin bir Avrupa Merkez Bankası ile karşılaşabileceğimizi düşünüyorum. Evet, biraz daha güvercin bir Fed, biraz daha şahin bir ECB dediniz. Bu denklem sonrası acaba euro dolar dipten dönüş mü yaptı? Onu da sorayım. Çünkü işte birin üzerinde tekrar arttı. Bir tepki alımı var euroda. Dolar endeksi de 110'dan 108'e doğru bir gevşeme gerçekleştirdi. Dediğiniz gerçekleşirse euro dolar artık yükseliş eğilimine giriyor olabilir mi acaba? Yani evet bu dediğimiz gerçekleşirse bu konjonktürde zaten ki 75 bas puandan sonra euro dolar paritesinin bir üzerine attığını gördük ve güçlenme eğilimi gösteren bir euro var karşımızda öyle söyleyelim. Çünkü daha güçlenenlerden bahsetmek bu noktada zor. Ama daha şahin bir ECB, daha Fed, daha güvercin bir Fed senaryosu söz konusu olursa yani bu öngörümüz gerçekleşirse bu noktada artık dediğin gibi euro dolarının gördüğü en dipten tekrar kafasını kaldırdığı ve yukarı yönde hareketinin başladığından bahsedebilmemiz mümkün olur. Ama bunu görebilmemiz için yarın gelecek enflasyon verisi, ABD enflasyon verisi oldukça önemli olur. Bu arada son birkaç haftadır daha da ciddi hale gelen Avrupa enerji krizi sizce fiyatlamaları etkiledi mi ya da ne kadar etkiliyor ki Avrupa'da işte demir çelikten cam sanayiye, petrokimyaya kadar önemli sektörlerde üretimin azaldığına ilişkin haberler takip ediyoruz enerji krizinden dolayı. Bu euroyu ne kadar etkiledi sizce şu ana kadar özellikle ECB para politikasını etkileyebilecek bir durumda mı acaba şu an enerji krizi? Yani açıkçası etkileyecek durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman Rusya'nın bir gaz akışını kesmesi var Avrupa tarafına. Bu haber akışlarını takip ettik. Diğer taraftan önümüz kış. Dolayısıyla Avrupa tarafında bence daha da yoğun, daha da şiddetli hissedeceğimiz bir enerji kriziyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Bu noktada da ECB'nin aslında yol haritasını belirlemesinde bunlar da oldukça önemli olacak. Ve hani evet Fed tarafının gidişatı da önemli ama diğer taraftan önümüzün kış olmasını göz önünde bulundurursak bu noktada Avrupa'da enerji krizinin daha aslında biz şiddetini görmediğimizi düşünüyorum. Ve bu şiddetin daha da artabilme potansiyeli olduğu öngörüsündeyim. Ve bu noktada da ECB'nin bunu göz önünde bulundurarak yani bundan sonraki politikalarını aslında enerji krizinde değersiz euro kavramını kaldırmak bir yandan
yükselen enflasyonu aşağı çekme çabasıyla daha şahin bir ECB olacaktır diye düşünüyorum karşımızda. Altın için neler söylemek istersiniz? Çünkü 1680'lere kadar düştükten sonra tekrar bir tepki alımı geldi. Önemli de desteklere geldiği düşünülüyor piyasa tarafından. Bu seviyeler hem gram için sorayım hem altın ons için sorayım. Orta uzun vade adına iyi midir? Şu an Şahin Fed'e rağmen dolar endeksinde bir gevşeme var ama bu seviyeler altın için sizce bir fırsat olabilir mi? Şimdi altın için fırsat aslında 1700 seviyesinin altıydı. Yani orada açıkçası güzel bir alım fırsatı verdi. Şu an o da bir miktar beklemede neyi bekliyor? Yarını bekliyor. Ons altın için konuşuyorum, ons altın fiyatlamasında. Yarından sonra aslında onun da yönü belli olacak diye düşünüyorum ben. Burada Fed'in daha yumuşak bir para politikası stratejisine geçmesi ons altındaki bu sıkışıklığı da çözecek ve 1750 civarına doğru bir hareketlenme beklentisi içerisindeyim altın tarafı için. Ama burada tabii her şey yarınki veriden yani biz hani böyle bekliyoruz ama nihayetinde yarın neyle karşı karşıya olacağımızı da bilmiyoruz. Enflasyonda düşüş beklentisi içerisindeyiz kurum olarak ABD enflasyonunda ama sonuçta bu beklenti gerçekleşmezse piyasa beklentisi doğrultusuna gelen bir rakam ya da piyasa beklentisinin de altında gelen bir rakam orada bütün senaryoyu değiştirir. Böyle bir olası durumda tekrar 1700'lere hatta 1700'ün altına sarkan bir ons fiyatlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Burada tabii otomatikman gram altına da değineceğim. Aslında sen de zaten sordun. Çünkü gram altının fiyatlaması hem onsun hem TL'nin bir bileşeninden oluşuyor. Şimdi TL tarafında zaten stabil bir durum var. Dolayısıyla o tarafta evet teknik anlamda yön yukarı olsa da şu an için belirli bir bant aralığında sıkışmış bir dolar TL var. Dolayısıyla gram altın yatırımcısının gram altın fiyatlamasına ons altının şu noktada oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yarınki enflasyon verisinden sonra eğer ons altında 1750'ye doğru bir patika açılırsa tabii orada gram altında da yukarı yönlü hareketin devamı söz konusu olabilir. Çünkü gramda da bir 1000 TL seviyelerin altında bir geri çekilme olmuştu. Oradan güzel bir alım fırsatı yarattı aslında yatırımcı için. Bu noktada altın yatırımcısının hem ons hem gram altın yatırımcısı için yarın gerçekten çok önemli bir gün olacak olur. Son olarak petrole de değinelim. Çünkü beklenen düşüş, o kuvvetli düşüş gelmiyor bir türlü. OPEC de en son üretimi azaltma kararı aldı. Bir yandan da işte küresel enerji talebinin azalabileceğine ilişkin beklentiler söz konusu. Şu an arz talep denklemi sizce hangi tarafa işaret ediyor petrol için? Bu hafta en olası senaryo nasıl acaba? Şimdi petrolü baskılayan aslında 3 tane ana hat var. Çin tarafı. Çin tarafında işte koronavirüsü ile ilgili alınan kapanmalar, tedbirler bu bir taraftaki bir durum. Diğer tarafta merkez bankalarının genel konjonktürde zaten sıkı para politikası adımına girmiş olması ve üçüncü adımımız da resesyon endişeleri. Bunların hepsi zaten petrol fiyatı üzerinde ciddi anlamda baskı yaratan unsurlar. Ha diğer taraftan işte Rusya'nın Avrupa tarafına gaz akışını kesmesi, diğer taraftan Rusya'ya tavan fiyat uygulanması ile ilgili yapılan çalışmalar vesaire bunların hepsini göz önünde bulundurursak altında zaten taleple ilgili bir talep noksanlığıyla ilgili endişeler söz konusu gün yüzünde ve petrol fiyatları ile ilgili. Dolayısıyla da petrol fiyatlarındaki aslında bu düşüşün ana sebepleri bunlar diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla burada petrol fiyatlarında tekrar bir toparlanma olabilmesi için önce Çin tarafındaki haber akışlarına bakmak gerekiyor. Yani çünkü Çin'de sıfır vaka politikası uygulandığı için bir kapanmalar oluyor. Kapanmalar olduğu zaman zaten ekonomik aktivite zayıflamış oluyor. Dolayısıyla talep doksanlığı devam ediyor. Çin tarafındaki bu noktadaki bu gelişmeler oldukça önemli olacak. Öncelikle onu söyleyebilirim. Diğer taraftan Rus petrolüyle ilgili işte tavan fiyat uygulaması geliyor, gelmiyor. Oradaki durum nedir? Gaz akışı Avrupa'ya devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunların hepsi de yine petrol fiyatları için önemli. Ama genel olarak baktığımız zaman fiyatlamalarda hala baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar olur. Evet, yorumları dinledik. Bu arada tabii ABD Merkez